Teknik sorumlu Metin Günay. Değerli futbol severler, Boyabat 1868 Spor'da ünyeli bir kardeşimiz forma giyiyor. Tanzer Kargoğlu kardeşimiz. Kardeşimize futbol hayatı boyunca başarılar diliyoruz. Aynı zamanda Aytaç Köse'yi de Ünye 1950 Spor'dan tanıyoruz. O da geçen sezonlarda Ünye Spor'da forma giymişti. Kendisine de başarılar, futbol hayatında başarılar diliyoruz. Hava parçalı bulutlu Ünye Şehir Stadyumu'nda biraz rüzgarın olduğunu söylemeliyim. Sabahtan ve dünden yağan bir yağış vardı. Şu an yağış gözükmüyor. Saha, zemin kaygan olabilir. Takımımız şu an için son hazırlıklarını yaptı. Boyabat Spor mutlak buradan puan ve puanlarla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Boyabat Spor son 8 maçtır galibiyet yüzü görmedi. Son 2 maçını da beraberlikle neticelendirdi. Ünye 1957 sporumuz geçen hafta Merzifon sahasında 3-1'lik üstünlükle tamamladı. Ve puanını Ünye 1957 sporumuz 15'e çıkartırken Boyabat Spor 18 puanda grubumuza yer almaktadır. Bugün buradan alacağımız 3 puan Boyabat Spor'un 3 puandan olmasına neden olacak ve Boyabat Spor'la puanımız eşitlenecek. Averaj farkıyla belki onlar bir üstte olacak ama puanımız Boyabat Spor'la eşitlenecek. O yüzden bu maçın önemi çok büyük. Hakem yardımcılarına bakıyor. Kalecilerden işaret aldı. Ve Hakan ile maça başlıyoruz. Taha, Tayfun, defansta riskli paslar. Boyabat Spor'un presini görüyorum şu anda. Orta alanda top kazanma mücadelesi. Boyabat'ta bir oyuncu yerde. Ve hakem ceza sahasına yakın bir bölümde faul tespit etti. Enes Bahadır yerde kaldı orada. Kalemize yakın bir bölümde faul atışı kullanacak. Aytaç Köse topun gerisinde. Hakem barajı şu anda ayarlıyor. Tayfun kalesinde dikkatli. Ceza sahasında kalabalık görüyorum şu anda. Tehlikeli bir pozisyon. Aytaç direkt kaleye gönderdi, barajımızdan döndü. Abdülkerim karşıladı, top yine Aytaç'ta. Ve futbolcularımızdan out beklentisi var. Hakem kararını korner olarak gösteriyor. Boyabat Spor Enes ile sol taraftan bir korner atışı kazandı. Ceza sahası kalabalık. Enes ortaladı. Ön direkte Emre'nin kontrolünde top yan ağlarda kalıyor. Tayfun ile tekrardan oyuna başlayacağız. Uzun bir kale atışı. Hakan topu aşırmaya çalışırken yaptığı hareketin faul olduğunu işaret etti hakem. Defansımızın arkasında bir top. Tayfun kalesinde dikkatli. Şimdi Emre ile ataktayız. Emre orta alanda ilerliyor.
defasın arkasına hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Kaleci Tanzer şimdi oyunu hareketlendirecek. Boyabat Spor'da Tanzer uzun bir top gönderdi. Top Taha'nın kontrolünde. Avuta çıkıyor. Geçen hafta Boyabat kendi sahasında Kastamonu Spor'la karşı karşıya geldi ve 1-0 beraberlikle neticelenmişti. Hakan Cihat uzun oynadık. Tugay'a doğru. Seken top. Abdülkerim araya pas düşüncesi geçmedi Boyabat savunmasından. Pozisyon tekrarı. Hakan orada topla buluşmadı. Kademeye giren orada Aytaç. Emre ile tekrar ortaladık. Hakan'ın kontrolünde kaleci Tanzer'e kadar top geldi. Hakan ondan Ozan'a ileri oynadık. Taç atışını Boyabat Spor kullanacak sağ taraftan. Serkan var orada. Serkan'dan sıyrıldı. Taha araya girdi. Orta alanda mücadele. Barış ile topu uzaklaştırmayı başarıyoruz. Kaleci Tanzer'e kadar geldi. Pres uyguladık. Uzun kullandılar. Enes defansımızın arasında bir top. Fakat Tayfun kalesine dikkatli. Sağ taraftan şimdi atağa kalkıyoruz Cihat ile. Cihat'tan top Mustafa aşağı gelmedi. Mustafa Aşık. Bir ara pası Cihat. Araya giren Ozan. Bir taç atışı daha kullanacağız sağ taraftan. Cihat Tugay'a. Tugay topla buluşmadı. Top avuta çıkıyor. Yavaş hareketler kaleciden. Hakem çabuk kullanılması gerektiğini işaret ediyor. Tanzer uzun bir top. Taha karşıladı. Ozan uzun oynadı. Aytaç'a doğru savunmamızın arasına bir ara pası geldi. Fakat orada kalecimiz Tayfun dikkatli. Tayfun takım arkadaşlarının ileri çıkmasını bekliyor. Uzun bir top. Hakan aşırdı. Mustafa, Hakan. Mustafa'ya gelmeden savunmanın bir müdahalesi var. Hakem orada bir el tespit etti. Boyabat Spor serbest vuruş kullanacak. Şu an iki takım da maça durgun başladı değerli izleyenlerimiz.
Kaleci kullandı uzun bir top. Kaleciden diğer kaleciye geliyor. Hakan'ın önünde kaldı. Şimdi Hakan. 4'e 3 yakaladık. Sol tarafta büyük boşluk var. Barış'a doğru. Barış direkt kaleciye. Kalecinin elinde kaldı top. Zayıf bir vuruş oldu. Kaleci için kolay bir top. Boyabat Spor şimdi atakta. Defansın arkasına uzun toplarla gole gitmeyi düşünüyorlar. Defansımız ve kalecimiz dikkatli. Tayfun eliyle kullandı. Abdülkerim, Semih, Emre, Serkan, Abdülkerim, Taha. Defansımızdan pas hazırlıkları yapıyoruz. Mustafa Aşık topun kontrolünü sağlayamadı. Defans uzaklaştırmayı başarıyor Boyabat Spor'da. Şimdi Taha Abdülkerim'le paslaştı. Defansımızda hazırlık pasları yapıyoruz. Semih Barış'ın koşu yolunu düşünürken Barış o topun kendisine doğru geleceğini tahmin etmedi. Boyabat Spor atak hazırlığı içerisinde sağ taraftan taç atışı kullanacaklar. Aytaç, Cihan, Enes. Cihan'a gelmeden araya giriyor Taha. Emre pas hatası yaptılar. Tekrar topu kazanmayı başardı Emre. Uzun bir top defansın arkasına doğru. Kalecimiz dikkatli. Şimdi Cihat ile sağ taraftan yükleniyoruz. Tugay'a doğru kötü bir pas. Top kaleci mi? Kaleci Tanzer'de. Kaleciden uzun bir top atışı geldi ve top kalecimizin Tayfun'un kontrolünde out'a çıkıyor. Boyabat Spor uzun toplarla defansın arkasına atılan uzun toplarla gol arayışı içerisinde. Birçok kez top kalecimize kadar geldi paslaşma olmadan. Orta alanda şimdi top kazanma mücadelesi. Tugay defansın arkasında kaçırmak istedi Barış'ı. Başarılı olamadı. Serkan'a yapılan hareket, Serkan'a Cihan'ın yaptığı hareket faul olarak değerlendiriliyor hakem tarafından. Serkan'dan Taha'ya. Uzun bir top. Ters bir vuruş. Orada Aytaç topu uzaklaştırmayı başarıyor. Abdülkerim. İçeri orta Hakan. Hakan topla buluşmadan Tanzer'e geliyor top. Yan hakemin de offside bayrağını kaldırdığını gördüm. Uzun bir kaleci vuruşu. Taha karşıladı yine Abdülkerim. Oyunun bu bölümlerinde üstünlük kurma çabamız var. Cihat'a, Cihat Mustafa Aşık kaçtı. Cihat ortaladığı yerde Ozan topu karşıladı. Semih orta alanda tekrar topu kazanmayı başardık. Semih defansın arkasında Barış topla buluşabilecek mi? Orada Hakan'ın kontrolünde top out'a çıkıyor. Değerli izleyenlerimiz 15 dakikalık bölümde 0-0 eşitlik söz konusu.
Ünye 1957 sporumuz bu bölümde oyunun kontrolünü eline geçirmeye çalışıyor. Mustafa, topu kaybettik. Barış, şimdi Enes'te kaldı top. Ara pası denemesi. Ali yatarak müdahale, topu oynatmayı başardı. Selahattin ortaladığı yerde. Taha var. Hakan. Tanzer. Hakan. Ozan'a. Selahattin. Emre. Sağ tarafta bir boşluk gördü ama pasını aktaramadı. Orada Barış ile şimdi ataktayız. Abdülkerim, Semih, Mustafa Aşık. İçeri kat etti Mustafa Aşık. Hakan şimdi. Hakan topla hareketli. Pas vereceği arkadaşını aradı. Sağ tarafta Cihat. Karşılayan Ozan. Semih. İyi paslaştık. Faul beklentimiz, hakem oyna diyor. Taha. Uzun bir top. Hakan karşıladı. Barış şut pozisyonunda. Barış iki kişiden sıyrıldı. Fakat hakem faulü Boyabat Spor'a verdi. Taraftarımızın tepkisi var. Boyabat Spor'da bir oyuncu yerde. Hakem sağlık görevlisinin oyun içerisine girmesini istiyor. Müsabakada 0-0 eşitlik devam ediyor şu anda değerli izleyenlerimiz. Boyabat Spor grubumuzda 11. sırada yer alıyor. Bulancak Spor var hemen altında 12. sırada. Ünye 1957 sporumuz 13'te. Son sırada Altınordu Belediyespor yer alıyor. Bu haftanın diğer karşılaşmalarından söz etmek istiyorum. Çarşamba Spor Atakum Belediyespor'la karşı karşıya geliyor. Cumhuriyet Üniversitesi Niksar Belediyespor'u ağırlıyor kendi evinde. Görele Spor Merzifon Spor'la oynayacak. Kastamonu Altınordu Belediyespor'u kendi evinde ağırlıyor. Çankırı Bulancak Spor, Ladik Belediyespor, Osmancık Belediyespor. Kalecimiz orada Emre ile anlaşmazlık yaşadılar. Ve bu anlaşmazlıktan bir korner kazandı Boyabat Spor. Sağ taraftan korner atışı kullanacak. Topun gerisinde Enes. 5 oyuncu var ceza sahası içerisinde Boyabat Spor'dan. Defansımız dikkatli, uzun kullanıldı. Yan hakem topun dışarıdan içeri doğru girdiğini işaret ediyor. Ve kale atışıyla oyunu hareketlendireceğiz. Tayfun'dan uzun bir kale vuruşu. Hakan topla buluştu. Taha. Abdülkerim orta alanda. Mustafa Aşık, Abdülkerim, 2'ye 1 yaptık. Tugay, sol taraftan atağımız devam edecek. Emre'nin koşuluna, Emre ortaladı. Mustafa Aşık kafayla dokunamadı. Bir el beklentimiz var. Taraftarın tepkisi şu anda sürüyor. Mustafa Aşık.
hakem itirazından dolayı Tugay'ı yanına çağırıyor. Cihat Hakan Abdülkerim Cihat'la bir taç atışı daha kullanacağız. Hakan şimdi Tugay kaleye direkt vurdu. Mustafa iki kişinin arasında burada Ozan'la uzaklaştırıyorlar. Selahattin uzun oynadı Enes'e doğru. Emre karşıladı. Semih'e top gelmeden tekrar Enes'te kaldı. Araya Emre ile araya girdik. Barış orada faul beklentisi evet. Hakem pozisyona yakın. Barış'a yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi hakem. Emre topun gerisinde. Şimdi Serkan. Defanstan pas yaparak çıkıyoruz. Mustafa. Mustafa. Çalımında başarılı olmadı. Enes. Enes yapılan hareket faul. Cihat'la Cihan karşı karşıya geldi. Bir anda bir gerginlik. Takım arkadaşları, iki futbolcu arkadaşlarını yatıştırmayı başardı. Gerginlik büyümedi. Hakem topun biraz daha geriden kullanılması gerektiğini işaret ediyor. Selahattin'le oyuna hareketlilik kazandıracak Boyabat Spor. Defansımıza uzun bir top. Serkan'la karşıladık. Hakan. Sağ tarafta uzun bir top. Boyabat Spor beyaz formayla sahada mücadele gösteriyor. Ünye 1957 sporumuz yeşil formayla sahada. Boyabat Spor şu anda atak yapıyor. Taç. Abdülkerim hızlı kullandı. Mustafa Aşık. Mustafa. Topu kaptırdık orada. Serkan. Abdülkerim'den uzun bir top Barış'a doğru. Aytaç köse dikkatli. Barış'ın önünde kalırsa büyük tehlike. Aytaç. Barış hala presini sürdürüyor. Top Emre'de kaldı. Atağımız devam edecek. Hakan topla hareketli. Hakan içeri kat etti. Ceza sahası içerisinde. Dışarıya çıkardı Semih. Sağ tarafta Cihat var. Cihat'a gelmeden müdahale ettiler. Tugay. Ali'de şimdi top. Bir çalım denemesi ve Tugay'ın yaptığı harekete hakem faul diyor. Tekrar yinelemek istiyorum. Ünye 1957 sporumuz yeşil formasıyla sahada mücadele ediyor. Boyabat 1868 spor beyaz formayla sahada. Ozan uzun kullandı. Kalecimiz Tayfun. Ve bir sakatlık görüyorum şu anda Boyabat Spor'da. Zannediyorum Cihan bir sakatlık geçiriyor. Hakem sağlık görevlisinin oyun alanına girmesini işaret etti. Mücadelede 0-0 eşitlik devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Dakikalarımız 25'i gösteriyor şu anda.
hakem topu aldı eline. Oyun başlamak üzere. Tayfun'a bıraktı şimdi. Taha. Abdülkerim. Tugay. Selahattin'den sıyrıldı. Tugay Barış'ın koşuluna. Karşısında Aytaç. Barış ortaladı. Hakan. Hakan vurdu gol! Dakikalarımız 25'i gösteriyor. Hakan'ın kafa vuruşuyla Ünye 1950'li skorumuz 1-0 öne geçti. Ve takım oyuncularımız asker selamıyla selam veriyor. Taraftarımız mutlu. Taraftarın şu anda takıma desteği artmış durumda. Hakan'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçtik. Barış ortalamıştı orada. Durum şimdi 1-0. Ozan, Boyabat Spor oyuna başladı. Uzun oynadılar yine Cihan. Ara pası Enes'i buluşturma düşüncesi. Araya giren futbolcumuz Taha. Aytaç Selahattin'e doğru. Abdülkerim karşıladı. Bir korner atışı kazandı Boyabat Spor sağ taraftan. Aytaç ile kullanacak. Ceza sahasında 5 oyuncu hareketli. Uzun kullandılar. Serkan'la karşıladık ve Serkan'a yapılan hareketi hakem faul olarak değerlendiriyor. Tayfun'la şimdi oyuna başlayacağız. Uzun bir top. Hakan yükseldi. Mustafa. Hakan. Ara pası Tugay'a. Tugay kaleciyle karşı karşıya. Tugay vurdu. Kaleci sonra müdahale. Mustafa yerde kaldı. Hakem oyuna diyor. Ve hakem Boyabat Spor'a faul düdüğü çaldı. Enes yerde kaldı orada. Bir penaltı beklentimiz vardı. Hakem orada bu pozisyona devam kararı verdi. Taraftarımızın bu pozisyonda tepkileri artmış durumda. Boyabat Spor'un teknik ekibi de ayaklandı bu pozisyonda. Dördüncü hakem orada yetiştirmeye çalışıyor. Tanzer kullandı. Cihat'la karşıladık. Hakan hareketli. Ozan topa yakın. Hakan araya girebilirsek büyük tehlike olacaktı. Tanzer karşıladı orada. Uzaklaştırdığı yerde. Şimdi bakıyorum. Ozan sol tarafta. Semih'in yaptığı harekete. Hakem faul yedi. Fakat orada bir gerginlik görüyorum. Futbol sahalarında istenmeyen hareketler bunlar. Saha bir anda karıştı değerli izleyenlerimiz. Orada iki takım futbolcuları birbirine girdi. İki takımın da teknik ekibi şu anda sahada futbolcuları yetiştirmeye çalışıyorlar. Taraftarımızın şu anda takımımıza desteği artmış durumda.
gerginlik hala düzmüş değil. İki takım antrenörünün de şu anda gerginlik içerisine girdiğini görüyorum. Şu anda hala takım oyuncuları yatışmış durumda değiller. Taraftarımızın Boyabat Sporlu futbolculara ve teknik ekibine tepkisi devam ediyor. Polis de oradan müdahalede bulunuyor şu anda. Hakem takımımızdan Semih'i yanına çağırıyor. Ozan da hakemin diğer tarafında. Semih'e de Ozan'a da sarı kart gösterdi. Dakikalarımız 30'u gösteriyor. İki takım şu anda yatışmış durumda. Ünye 1950 sporumuzun 1-0 üstünlüğü şu anda devam ediyor. Hakem bir sarı kartta Boyabat Spor yedek kulübesinden birisine gösterdi. Şu an onu görmekte güçlük çekiyorum. Teknik direktörü ne zannederim sarı kart gösterdi. Dördüncü hakemin uyarısıyla bir sarı kart da bizim yedek kulübesindeki hocamıza geliyor şu anda. Oyun tekrardan hareketlenecek. Tanzer topun gerisinde. Oyunun henüz ilk bölümü geride kalmışken büyük bir gerginlik yaşandı. Yaklaşık 7 dakikadır gerginlik devam etti. Bir türlü dinmek bilmedi. Şu an saha içerisinde bazı futbolcuların hala tartıştığını görüyorum. Tanzer kullandı. Ali, karşısında Cihat var. Semih araya girdi. Abdülkerim'in müdahalesiyle top taca çıkıyor. Taç atışını Boyabat Spor Ozan ile kullanacak. Sol taraftan uzun bir top. Semih'ten sekti top. Orada Abdülkerim uzaklaştırabildik. Selahattin var. Emre karşıladık orada. Taha. Taç atışını sol taraftan Emre ile kullanacağız. Barış, Abdülkerim, Enes, Boyabat Spor atakta, Ali pasını aktaramadı. Araya girdik. Ozan'la sert bir şut. Top yandan avuta çıkıyor. Tayfun ile kale atışını kullanmak üzereyiz. Hakem oyunun hızlanmasını işaret ediyor kalecimize. Tayfun'dan uzun bir kale vuruşu. Selahattin orada karşıladı. İndirdiği yerde Hakan. Defansın arkasında bir top. Mustafa Aşık'ı kaçırma düşüncesi var. Hakan topu taca göndermeyi başarıyor. Sağ taraftan taç atışı kullanmak üzereyiz.
cihat Mustafa'ya gelmeden Ali girdi araya. Taha uzaklaştırdı orada. Abdülkerim şimdi top Hakan'da. Hakan Barış kaçtı. Hakan pas vereceği arkadaşını arıyor. Semih, Emre, Semih, Serkan, Taha baskı uyguluyor. Boyabat Spor uzun bir top oldu bu. Boyabat Spor savunması karşıladı. Serkan, Cihan topun kontrolünü sağladı. Serkan'ın müdahalesi yetersiz. Cihan kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Araya girdik orada. Bir şut mu gelecek orada? Bakıyorum. Enes kaleye bir şut geldi. Direğin yanından avuta çıkıyor ve bir nefes alıyoruz. Bakıyorum korner. Hakem korneri işaret etti. Boyabat Spor sol taraftan Enes ile korner atışı kullanacak. Ceza sahamızda 4 futbolcu görüyorum Boyabat Spor'dan. Savunmamız dikkatli. Kullanıldı. Tayfun çıktı, yumrukları uzaklaştırdı topu. Şimdi Mustafa topu kaybettik. Enes tekrar kazanmayı çalışırken evet, bir taç atışı kazandık sağ taraftan. Biraz daha geriden kullanılması gerektiğini hakem işaret ediyor. Cihat kullandı, Mustafa aşıramadı. Bir faul kazandık şimdi. Taha ile şimdi serbest vuruşu kullanmak üzereyiz. Taha'dan pas hatası şimdi geldi. Boyabat Spor taç atışıyla sol taraftan oyun hareketli kazandıracak. Ozan kullandı. Cihat'la karşıladık. Abdülkerim'e yapılan hareketi hakem faul olarak değerlendiriyor. Abdülkerim şu anda bir sakatlık geçiriyor. Yerde kaldı. Hakem sağlık görevlisini oyunun içerisine davet ediyor. Değerli futbol severler, grubumuzda oynanan diğer maçlardan haber vermek istiyorum. Çarşamba Spor kendi sahasında Atakum Belediyespor'u şu anda 1-0 yeniyor. Cumhuriyet Üniversitesi Niksar Belediyespor karşısında 0-0 eşitlik söz konusu. Çankırı Spor 1, Bulancak Spor 0, Ladik Belediyespor 0, Osmancık Belediyespor 0, Kastamonu 0, Altınordu Belediyespor 1, Görele Spor 0, Merzifon Spor 0. Bulancak'ın Çankırı deplasmanında 1-0 yenik olması büyük bir avantaj sağlıyor bizim için. Uzun bir top geldi şimdi. Defans karşıladı orada. Enes indirdiği yerde hiçbir Boyabat Sporlu futbolcu yok. Semih'in kontrolünde top taca çıktı. Boyabat'tan bir oyuncu yerdeydi. Hakem onu görmedi. Bir pas hatası geldi şimdi orada. Araya girmeyi başardılar Emre ile. Sağ taraftan Boyabat Spor'un atağı devam edecek. Araya giremedik. Aytaç, Enes. Aytaç aldı tekrar. Sağ taraftan ilerliyor. Barış onu takip ediyor. Aytaç, Barış'ın müdahalesi var. Orada hakem Barış'ın yaptığı müdahaleye faul olarak değerlendirdi. Bir de sarı kart çıktı Barış'a. Sağ taraftan serbest vuruş kullanmak üzere Boyabat Spor. Ceza sahamız şu anda kalabalık. Boyabat Spor beraberlik golü için umutlanıyor şu anda. Hakem barajı ayarladı.
uyarılarını yaptı baraja. Defansımız, savunmamız şu anda dikkatli. Orta geliyor. Kalecimiz yumrukladı orada. Cihat'la uzaklaştırmayı başardık. Barış takip etti. Kaleci Tanzer'e kadar top geriliyor şimdi. Uzun kullandı Tanzer. Karşılayan Serkan. Topun gittiği yerde Aytaç savunmasına döndü. Tanzer. Baskı uyguluyoruz bu arada, bu bölümde. Tugay. Boyabat Spor'un atağını izleyeceğiz. Aytaç. Emre araya girdi. Şimdi top Barış'ta. Uzun oynadık. Karşılıklı top kayıpları var şu anda. Bir sakatlık geçirdiğini görüyorum Boyabat Spor'dan bir oyuncunun. Oyun tekrar hareketlenecek. Boyabat Spor topu Ünye 1957 Spor'umuza bıraktı. Top şimdi Taha'da. Taha riskli hareketler defansımızda. Tayfun'a kadar döndü. Tayfun. Taha uzaklaştırmayı başarıyor. Baskı gelmişti orada. Hakan Ozan'dan sıyrıldı. Hakem oyna diyor. Hakan Tugay'a pasını aktaramadı. Ozan uzun oynuyor. Oynadığı yerde top kalecimiz Tayfun'a kadar geldi. Cihat, Tugay sıyrıldı Hakan'dan. Bir çalım daha. Hakan dikkatli. Ozan. Ozan uzaklaştıramadan Mustafa Aşık'ın presiyle top taca çıktı. Taç atışını sol taraftan Ozan'la kullanıyor şimdi. Selahattin aşırdı. Taha karşılıyor. Mustafa, Selahattin var karşısında. Faul. Faul kazanıyoruz sağ taraftan. İlk yarının son bölümleri oynanıyor şu anda. 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Cihat'la oynuyor. Tekrardan hareketlendireceğiz. İyi orta geldi. Vuramadık ve seni vurdu. Top az farkla üstten out'a çıkıyor. Onun öncesinde hakem bir offside tespit etti. Boyabat Spor şimdi offside'dan doğan en direkt serbest vuruşunu kullanmak üzere. Tanzer uzun kullanıyor. Taha karşıladı. Tugay'ın indirdiği yerde Hakan topla buluşamadı. Cihat. Selahattin. Faul. Emre topu oyun alanının içerisinde tutmayı başardı. Taha var orada. Top kaybettiler. Tugay. Ara pas düşüncesi. Hakan harika bıraktı orada. Şimdi Barış topu oyun alanının içerisinde tuttu. Barış sol tarafta ataktayız. Hakeme bakıyorum. Yan hakemin topun oyun alanında tutamadığını işaret gösteren bayrağını gördüm. Enes. Orta alanda bir çalım. Serkan kademede dikkatli.
Enes, bir top kaybı daha, Mustafa, Arapası, güzel ama yan hakemin offside bayrağı kaldırdığını gördüm şimdi. Taraftarımızın bu karara tepkisi şu anda söz konusu. Defansı uzun bir top. Taha ile karşıladık. Semih, Abdülkerim, Cihat'ın koşu yoluna topla buluştu Cihat. Çalım düşüncesi, araya giren futbolcu Ali. Cihat, Hakan. Hakan kademeye girdi orada. Cihat, Mustafa Aşık. Mustafa, bir çalım denemesi. Semih, Barış. Sol taraftan atağımız devam edecek. Orta alanda şimdi Semih. Sağ tarafa döndü Cihat'ın koşuluna doğru. Cihat'ın yapmış olduğu müdahale hakem tarafından faul olarak değerlendiriliyor. Tanzer şimdi oyunu hareketlendirecek ve yan hakem, dördüncü hakemin 3 dakikalık uzatma işaretini görüyorum. Tanzer uzun kullandı. Taha, Cihat, Mustafa, Abdülkerim'de şimdi top. Abdülkerim, Hakan'ın koşuluna. Hakan, karşısında Hakan var. Evet, orada yan hakem pozisyona yakın bayrağını kaldırıyor. Orta hakem faul işaret etti. Sağ taraftan tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanmak üzereyiz. Topun gerisinde Mustafa Aşık var. Bu dakikalarda bulacağımız bir gol daha bizi bir hayli rahatlatacak. 1-0 üstünlüğümüz şu anda devam ediyor. Topun gerisinde Cihat. Ceza sahası içerisinde 5 futbolcumuzu görüyorum. Maçta uzatma dakikaları oynanıyor. Cihat topun gerisinde. Hakem işaretini verdi. Cihat ortaladı. Orada karşıladılar. Boyabat Spor savunması. Semih. Serkan. Uzun oynadı. Hakan indirdi. İndirdiği yerde hiçbir takım arkadaşı yok. Top şimdi Tanzer'de. Defansımıza doğru bir top. Taha yine karşıladı. Tugay bastırıyor. Pres yapıyoruz. Hakan'dan hatalı bir pas. Selahattin. Cihan. Pası Ozan'a. Mustafa ile bastırdık. Ozan. Orada Cihat topu uzaklaştırmayı başardı. Şimdi Ozan sol taraftan taç atışını kullandı. Taha uzaklaştırdı orada. Abdülkerim'e bir pas. Taç atışını sağ taraftan Cihat'la kullanmak üzereyiz. Uzatma dakikalarının son anları artık oynanıyor. Ünye 1957 sporumuz 1-0 üstünlükle İlk yarıyı tamamlamak üzere. Ozan uzaklaştırdı. Abdülkerim, Enes indirdi. Taha ile şimdi top. Taca çıkarmayı başarıyoruz. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarıda 1-0 Ünye 1957 sporumuzun üstünlüğü söz konusu. Taraftarımızın takımımıza desteği şu anda söz konusu. Boyabat Sporlu futbolculardan hakeme itiraz eden Enes'i görüyorum.
İlk yarıda 1-0 üstünlüğümüzle sonuçlandı. Değerli izleyenlerimiz, ikinci yarıda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.